Acılar paylaşılınca azalırmış. Sevgili Kıbrıslar, siz acıyı çok iyi bilirsiniz. Siz sancıyı, yangını çok iyi bilirsiniz. Siz vahşeti, dehşeti ne olduğunu çoklarından çok daha iyi bilirsiniz. İşte 20 sene önce bugün de yeryüzünde öyle bir vahşet, öyle bir dehşet yaşandı ki bu insanlık tarihinin hiçbir döneminde yaşanan bir vahşete, dehşete benzemiyordu. Dünyanın gözü önünde, arkalarda saklı bir şekilde değil, bütün dünyanın gözü önünde bir şehir yok edildi, haritadan silindi. Kocaeli'de sağ kalanlar bile ölülerden beter oldular. Annesi ağaca çivilenmiş çocuk, başı kesilerek top oynandı. Katliam anlatacak bir kelime bulmakta müşkülat çekiyorum. Bu gözlerim tanık. Katliamdan çok kısa bir süre sonra ben de Dağlı Karabağ bölgesindeydim. Acıların izleri hala kokuları burnumda. Yanıkların kokusu, acıların kokusu. Acıyı bile hissedemiyor. Öylesine insanlar bir hale düşmüştü. Kahrolsunlar. Çocukların, saçsız çocukların başını kessin diyorlar top oynarken. İyi yuvarlanır diyor Ermeni. Annesinin karnındaki bebeğin üzerine yazı tura atıyorlar. Erkek mi, kız çocuğu mu diye. Sonra karnını yarıp çocuğu çıkarıp sen kazandın diyor Ermeni. Yeryüzü böyle bir vahşet görmedi. Böyle bir dehşet görmedi. 13 yaşında çocuğu çivilemiş, kendisi anlatıyor. Sarkisyan anlatıyor. Oradaki çetenin başındaki kişiler bunlar. Çeteni ödüllendirdi. Bu kendiliğinden gelişmiş bir şey değil. Çok planlı, programlı, önceden hazırlanmış ve sahneye koyulmuş bir oyundur. Bir oyunun başlangıcıdır. Öyle bir oyun ki kendi başlarına dönecek bir oyun olacak inşallah, görüyoruz bugün Türk dünyasının her tarafı ayakta. Türk dünyası bugün ayakta bu acıları paylaşıyor. Türkler uyanmaya başladı. Türk'ün uyanışı dünyanın ıslah oluşu olacaktır. Dünyanın huzur bulacağı gün bizim uyandığımız gün olacaktır. Bizim öyle bir idealimiz, öyle bir ülkümüz var ki sadece kendi milletimizin refahı için değil, bütün yeryüzündeki mazlumların, bütün insanların refahı için çalışmayı ilke edinmişiz. Dövüşmeyi, kavga etmeyi değil, yaşatmayı ilke etmişiz. Dedelerimizden bu medeniyet bize miras kalmış. Biz de bugün bu medeniyetin, bu mirasın temsilcileriyiz. Kurtla kuzu tünellerinde beraber su içerse bizim ülkümüz, idealimiz işte o gün gerçekleşmiş olacaktır. Buradan ben başta Ermeniler ve arkalarındaki onu destekleyen görünen görünmeyen güçler. Kör Sarkozy. Şunu çok iyi bilsinler ki bir damla kanın hesabını yerde bırakmayacağız. Takipçisiyiz. Türk'ün akan kanının takipçisiyiz bizler. Burada işte siz ve dünyalar tarafında İstanbul'da 1 milyon insan yürüyor bugün. Türk'ün uyandığı gündür. Türk'ün kimliğini bulmak için çaba gösterdiği gündür. Biz uyandığımız gün, Türkiye ve dünya huzur bulacağı gün, bizim Türklerin, dedelerimizin dün yaptığı gibi bugün bizim de asıl amacımız, idealimiz insanların huzur içerisinde yaşaması. Kimsenin ölmesini değil, yaşamasını istiyoruz. Bir insanın ölümü, insanlığın ölümüdür diyen yüksek bir medeniyetin biraz sırayız. Biz şimdiye kadar hiçbir millete rahatsızlık verelim, insanları öldürelim düşüncesiyle hiçbir zaman hareket etmemişiz. Dünyaya nizam verdiğimiz gün bile dere kenarında bir kurt bir kuzuyu kabarsa sorumlusu benim diyen, benim de hükümdarların getirdiği medeniyetin temsilcileriyiz biz. Ermeniye herkes zulüm etmiş. Romalılar, Persler, daha sonra Bizanslar Selçukların gelişiyle şahsiyet bulmuşlar. İkram görmüşler, izzat görmüşler. 32 tane milletvekilliği vermişiz. 22 tane bakanlık vermişiz.
29 paşalık vermişiz. Türk devletinin en büyük payeleri. 7 tane büyükelçi, 11 tane konsolos. Öldürmek istesek bunları, niye bu ikramları yapalım? Niye verelim bu nimetleri? Biz bunları ölümden kurtardık. Diğerlerinin olduğu gibi. Bunlar en şahsiyetli dönemlerini 19. yüzyılda yaşamışlardır. Ama ne yaptılar? Türklere karşı yaptıklarını kendi vatansever namuslu Ermenilere karşı da yaptılar. İşte Bedros Kapamacıyan, Van Belediye Başkanı, Van'ın nüfusunun 80'i Türk, %20'si Ermeni. Fakat Kapamacıyan, Bedros Kapamacıyan 1909'da belediye başkanı seçiliyor. Oyu kim veriyor? Türkler veriyor. Namuslu adam, vicdanlı adam. Ermeniler ne yapıyor? Bunu gelip sokağın ortasında bir merasime giderken çocuklarının yanında öldürüyorlar. Ermeni, Ermeni'yi de böyle öldürmüş. Böyle bir zulüm, Ermeni yaptığı zulüm gibi bir zulüm yeryüzü bir daha görmemiştir. Ama bu zulümlerin biteceği gün gelmiştir. Zulüm asla payidar olmaz. İşte bunun sesini burada siz veriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Hepinizi canı yürekten selamlıyorum. Bravo. Bravo.